Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017'de imzalanan fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz onaylamadığı suçluların iadesi anlaşmasını oylayarak kabul ettiğini duyurdu. Çin parlamentosunun internet sitesinde cumartesi akşamı duyurulan haber sonrası sosyal medyada Uygur Türkleri Çin'e iade edilecek propagandası hortladı. Anlaşmayı okumadan Doğu Türkistan'ı ve Uygur Türklerini hayatında ilk defa duymuş bazı insanların ve siyasetçilerin provokatif tavrına cevabın anlaşmada olduğu ortaya çıktı geri göndermeme ilkesi, 1951 tarihli mültecilerin hukuki statülerine ilişkin sözleşme ile 1984 tarihli işkence ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü muamele veya cezaya karşı sözleşmede açıkça düzenlenen, yalnızca mülteci veya benzeri statüdeki kişiler için değil sınır dışı veya iade edilme gibi zorla geri gönderme hallerinde de yaşam hakkı ihlali veya işkence görme riski olan herkes için geçerli temel bir uluslararası hukuk ilkesidir. Çin ile Türkiye arasında yapılan suçluların iadesi anlaşması tek taraflı olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nde oylanarak kabul edildi. Bu anlaşma 2017'de dönemin Adalet Bakanları tarafından imzalandı. Yapılan anlaşma gereği Türkiye hiçbir koşulda Uygur Türklerini Çin'e iade etmiyor. Çin iade talebinde bulunursa, anlaşmanın üçüncü maddesi gereği iade yapılmaz. Yapılan anlaşmada yer alan madde 3, A'ya göre, siyasi suçlular iade edilmez. Madde 3, B'ye göre, Çin'in iade talep ettiği kişiyi, ırkı ve dini gibi sebeplerden önyargılı bir şekilde cezalandırması söz konusu ise o kişi iade edilmez. Dördüncü maddeye göre de iade talebini takdiren değerlendirmesi gerekir Türkiye'nin. 4'ye göre, kişinin durumuma göre, insani sebeplerle iade talebini reddedebilir anlaşma metni birçok red maddesini içeriyor. Örneğin sınır dışı isteği gönderilen ülkedeki kişinin bir siyasi suç işlediği düşünülüyorsa, kişi isteğin yapıldığı ülkenin de vatandaşı ise ya da iltica hakkından faydalanıyorsa Pekin'in sınır dışı talebi reddediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayan anlaşmaya göre, Çin'in Türkiye'de yaşayan Uygurların iadesini talep etmesi durumunda Türkiye'nin Çin'in bu talebini reddetme hakkı mevcut. Anlaşmaya göre iade talebinin siyasi bir suçla bağlantısı kuruluyorsa, iadesi istenen kişi hali hazırda yaşadığı ülkenin vatandaşıysa ya da iltica haklarından faydalanıyorsa iade talep edilen ülke bu talebi reddetme hakkına sahip. Şu ana kadar Türkiye hiçbir Uygur Türk'ünü iade etmedi. Uygur Türklerinin Doğu Türkistan haricinde en çok bulundukları ülke Türkiye. Türkiye'de de vatandaşlık alma hususunda binlerce Uygur Türkü vatandaşlık alarak Türkiye'deki hayatlarına devam ediyorlar. Türkiye, Doğu Türkistan'daki durumdan dolayı endişesini dile getiren tek Müslüman ülke olarak ön plana çıkıyor. Ankara son olarak Şubat ayında Birleşmiş Milletler BM İnsan Hakları Konseyi'nde de durumu eleştirmişti. Çin'in terörle mücadele hakkını tanıdıklarını ve tek Çin politikasını desteklediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist ile masum insan arasında ayrım yapılmasının altını çizmişti.